Allah, hareket edemiyorum. Ya ev hali aslında. Dünyanın en empatik ailelerinden biri Taş Devri, Bam Bam. Şu leke umarım belli olmuyordur. Bir de şey, Jetgiller vardı, Casper vardı. Tom and Jerry vardı. Empati kurmakla ilgili birazcık konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Bu sohbet tek taraflı gibi gözükse de aslında değil. Çünkü sizden gelen bütün yorumları çok önemsediğimi bir bilmenizi istiyorum. Ve empati kurmanın neden önemli olduğu ya da buna neden değineceğimi de bir kısaca söyleyeyim. Bence günümüzde yani bu empati kurma yeteneğimiz diyeyim gitgide azalıyor. Ve buna önem vermedikçe ya da bunu belki de ikinci, üçüncü planlara attıkça hani bu böyle gitgide yok olmaya ya da kaybolmaya başlıyor olabilir mi acaba diye böyle düşünüyorum ben hani ara ara. Dolayısıyla da bu empati kurmayı bir ele almak istiyorum. Yani bunu bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden önemli? Artıları nedir? Eksileri nedir? Empati kurmak bizi daha iyi bir insan yapar mı? Ya da bize bir fayda sağlar mı? Bunları böyle sizinle paylaşacağım. Siz hazırsanız ben hazırım. Bam Bam'la. Bu da galiba çakıldı. Şunun adını hatırlamıyorum ya. Bu Freddy miydi? Unuttum valla. Şunun da adını, hepsinin adını biliyordum, unuttum. Hepimiz hazırız ve başlayabiliriz. Öncelikle empati kurmak acaba bir yetenek mi, bir beceri mi, bir duygu hali mi ya da bunların hani hiç önemi yok mu diye ben böyle bir düşünüyordum kendi kendime. Ama bence bir önemi yok. Empati kurmak bana kalırsa bir yetenek değil. Genelde şöyle bir şey yazılıyor. Empati kurmak herkeste doğuştan olan ama böyle zamanla ve kullanmazsanız kas gibi unutulan ve işlevini yitiren bir şey aslında. Dolayısıyla herkesin ortak noktası ve ben buna kesinlikle katılıyorum. Bu empati duygumuzu yani empati kurmayı daha da geliştirmeli, daha da kullanmalı. Ve bu yetimize aslında önem vermeliyiz. Çünkü buna hani önem vermezsek nasıl böyle ne bileyim atıyorum kol kası yapmak istiyorsunuz ve 2 gün çalıştınız sonra bıraktığınızda kasınız olmazsa ki biz kadınlarda bu daha zor. Empati kurmak için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla gerçekten ama gerçekten bu empati kurmayı eğer ki önemsersek, buna özen gösterirsek bencil olmak, duyarsız olmak, anlayışsız olmak ve sadece kendi söylediğimizi dinletmek için konuşmak yerine belki gerçekten çok daha duyarlı, çok daha anlayışlı, çok daha karşısındaki insanı dinleyen, anlayabilen, onun duygularına ve düşüncelerine önem veren insanlar haline gelebiliriz. Eğer ki böyle değilsek, zaten hani bu videoyu izleyen bütün arkadaşlar siz kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz. O yüzden hani sizde bu empati kurma durumu diyeyim nasıl? Siz gerçekten empati yeteneğine, ben buna bir yetenek diyorum ama buna hani ne derseniz deyin. Sonuç olarak önemli olan burada empati kurabiliyor musunuz ya da bunu seçiyor musunuz? Buna önem veriyor musunuz ya da vermiyor musunuz? Dolayısıyla da sizler empati kurabiliyor musunuz sizce? Buna bir bakmanız önemli. Bence burada işte bu noktada da zaten hani anlayışlı mısınız, duyarlı mısınız, ne kadar iyi bir dinleyicisiniz ve karşınızdakinin yerine kendinizi koyabiliyor musunuz? Empati kurmanın zaten genel tanımı kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmek, onun duygu ve düşüncelerini anlayabilme yetisi aslında. Ve bu sandığımız kadar da böyle zor değil. Empati kurabilmemiz için en önemli noktalar zaten bir kere nasıl, niçin, neden sorularını sorabilmek. Yani karşımızdaki bir arkadaşımız, sevgilimiz, ailemizden biri ya da iş hayatında belki patronumuz, iş arkadaşlarımız bize bir şey anlattığı zaman neden böyle düşünüyor, niçin böyle söylüyor ya da nasıl düşünüyor da bu duygu haline kapılabiliyor gibi sorular sorarak karşımızdakinin yerine kendimizi koyabilmemizden geçiyor bütün mesele. Çünkü biz mesela o bize bir şey anlattığı zaman karşımızdaki kişi biz ne cevap vereceğiz ona odaklanabiliyoruz. Ya da onu tam dinlemeden ben zaten cevabını biliyorum bir sussa da ben ona söylesem gibi bir duygu ve belki ruh haline bir psikolojiye girebiliyoruz. Ya da
yüzeysel olmayı bilinçli ya da bilinçsiz olarak seçebiliyoruz. Bu yüzeysel olmak da ne demek? Ay bu da anlatıyor da yani öf hadi bir sussun. Evet evet canım anladım seni çok haklısın vallahi falan deyip böyle üzerine bir yerde kapamak. Aramızda hani bazılarımız belki ben herkesle empati kuramam hani seçici olacağım diyenleriniz olabilir. Orada şu çok önemli. Yüzeysel olmayı en azından seçiyorsanız yani biri size bir şey anlattığında of ya evet anladım ha evet evet falan diye böyle bir geçiştirme moduna giriyorsanız en azından bunu yaptığınızın farkına varın. Çünkü zaten hani empati kurmak istemeseniz bile onu istemediğinizin farkında olmak bir nokta yani diyebilirim. Çünkü eğer ki empati kurmuyorsak ve bunun farkında bile değilsek bence esas kaçırdığımız nokta o. Bir şeyin farkına vardıktan sonra onu değiştirelim ya da değiştirmeyelim. Ama esas noktası orada başlıyor. O yüzden bu bence çok önemli. Ve yüzeysel olmayı seçiyorsanız da hani karşınızdaki sizce kale alınmayı, dinlenmeyi hak etmiyor mu? Buna özen göstermeniz daha iyi olmaz mı diye belki düşünmek isterseniz sizi bu soruyla baş başa bırakmak isterim açıkçası. Bunun yanı sıra empati kurmanın artıları ve eksileri ne olabilir? Hani empati kurmak bizi nasıl bir insan yapar? Bu arada ben böyle bahsediyorum empati kurmaktan ama hiçbir şekilde yani bilmeyenleriniz için söylüyorum. Belki bu videoyla beni ilk defa izliyorsanız psikolog değilim. Yani hiçbir şekilde psikolojiyi sadece 1,5 sene okudum. Bir psikolog olma hayalim vardı. Ama sonra böyle kişisel sebeplerden dolayı vazgeçtim. Bilerek, isteyerek, istemedim yani devam ettirmedim. Sonuç olarak bir psikoloji diplomam yok. Burada sadece kendi deneyimlerimi, kendi sorularımı, kendi cevaplarımı sizlerle elimden geldiğince paylaşmak istiyorum. Çünkü bence hayat paylaştıkça güzel. Zaten bu kanalı açmamın da amacı o. Ama hani asla bilir kişi değilim. Burada sadece böyle sorular sorarak ben de sizlerle paylaşımda bulunuyorum. Bunun altını çizmiş olayım. Empati kurmak bize ne gibi faydalar sağlar? Bir kere bence net olarak duyarlı bir insan oluruz. Kesinlikle duygusal zekamızın yüksek olmasını gerektiren bir durum. Çünkü empati kuramayan insanlar genel olarak EQ yani duygusal zeka bakımından bir tık daha düşük olabiliyorlarmış. Bunu da sadece ben zaten düşünmüyor ya da söylemiyorum. Okuduğum kaynaklarda da bu böyle. Siz de dilerseniz araştırabilirsiniz. Onun dışında hayat kalitemiz çok artıyor. Mutlu hissediyoruz kendimizi. Daha bencil değil de evet ilk ben kendimizi tabii ki de önemseyelim ama seni de önemsiyorum. Yani ben önemliyim ama sen de önemlisin. Ben önemliyim ama sen önemli değilsin diye bir konu olmuyor eğer ki empati kurma yeteneğimizi geliştirirsek. Bu da bence gerçekten arkadaşlar çok önemli. Onun yanı sıra daha çözüm odaklı oluyoruz. Mesela bir iş verensiniz diyelim ve çalışanlarınızdan biri size geldiğinde şöyle şöyle bir sorunum var dediğinde ve siz empati kuramayan bir insansanız eğer onu dinlemezsiniz ya da böyle yarım kulak dinlersiniz, %50 dinlersiniz. Ama ona bir çözüm sunamayabilirsiniz. Çünkü kendinizi o kişinin hem duygu olarak hem düşünce olarak yerine koyabilmeniz gerekiyor. Bu da dediğim gibi bence eğer ki bunu çok geliştirmediyseniz henüz yapa yapa hani yogada nasıl böyle o asanaları, pozları yapa yapa gelişiyor, değişiyor, bedenimiz açılıyor. Bunda da aynı şey ve dengeyi kurmak da çok önemli. Dediğim gibi önce ben önemliyim, kendimi çok seviyorum ama sen de önemlisin, seni de seviyorum. Bu aslında bence hem öz saygımızı hem öz sevgimizi de beraberinde getiriyor. Ve her ne kadar karşı tarafa bir şey yapıyormuş gibi algılanabilse bile bence aslında en çok kendimize olumlu bir katkı sağlıyoruz. O yüzden bence bunu da anlamamız önem arz ediyor diye düşünmekteyim. Sonlara yaklaşırken empati kurmanın zararları ne olabilir? Empati kurmanın fazlası neye sebep olabilir? Bir de buna bakmak belki faydalı olabilir. Şimdi her şeyde olduğu gibi burada da bence denge çok önemli. Ve bu noktada da eğer ki fazla empati kuruyorsanız, ben yine mesela işveren örneğinden yola çıkacağım. Mesela bir işverensiniz ve çalışanınız size geliyor, anlatıyor. Siz
fazlasıyla onu dinliyorsunuz. Çok empati kuruyorsunuz. Ve bir yerden sonra eğer bu çok fazlaya kaçıyorsa, yani o denge biraz şaşarsa, suistimal edilebilme olasılığınız çok yüksek. Ve burada yine dengenin, dengede olmanın altını çizmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, izlemediyseniz o sınırlar videoma, sınırlar diye bir kitap paylaşmıştım sizinle ve aşırı yararlıydı. Yani ben çok faydasını gördüm. Okumayan arkadaşlarımız varsa aranızda, sizlerin de faydasını göreceğinize inanıyorum. Orada da bir sınır koymak. Hayır, buraya kadar. Önce ben, sonra sen. Önce sen, sonra ben olursa çünkü orada bir dengeler şaşıyor. Buna bir böyle dikkat etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bir de karıştırılan bir nokta daha var. Ya da böyle bizim belki soru işareti koymamıza sebep olan. Empati apayrı bir şey. Bir de sempati çok çok ayrı. Şimdi bu ne demek oluyor? Mesela empati de zaten başından beri size dediğim gibi kendimizi karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya odaklıyoruz ve anlama kabiliyeti, yeteneği, yetisi. Ama sempati duyduğumuzda ona aslında hak vermiş oluyoruz. Onu onaylıyoruz. Mesela bir örnek vereyim. İşte mesela arkadaşım çok üzgün, çok sevdiğim bir arkadaşım ve bana derdini anlatıyor. İşte sevgilisinden ayrılmış, çok üzülüyor ya da ailesiyle kavga etmiş, neyse ağlıyor. Ve ben ona eğer empati duyarsam, gerçekten bu durum çok üzücü ama bence burada böyle bir karar vermen senin çok hayrına olmuş diyebilirim. Bu bir empati örneği. Ama eğer ona sempati duyuyorsam ve gösteriyorsam, o şöyle bir şey oluyor. Ben de mesela ağlamaya başlayabilirim. İnanmıyorum, çok üzüldüm, nasıl böyle oldu, vah 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 vah. İşte gerçekten seni çok iyi anlıyorum, ben de öyle düşünüyorum, ben de aynı duygular içindeyim. Kendinizi sempati duyduğunuz zaman karşınızdaki kişinin duygu ve düşünceleriyle hani böyle aynı bulabilirsiniz. Yani ona o duygu halinde, o düşünce halinde hak vermiş, onaylamış oluyorsunuz. Ve bu açıdan aslında empati kurmak bir tık daha, hani seni anlıyorum ama senin duygu ve düşüncelerini paylaşmıyorum. Seni anlıyorum, seni dinliyorum, seni görüyorum ama sana hak vermek ya da onaylamak gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden burada bir ayrım var. Belki bu da hani hiç düşünmeyenleriniz olduysa, aa evet doğru falan demenize sebep olabilir diye paylaşmak istedim bunu da. Empati kurmakla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Empati kuran biri misiniz? Yoksa aman bana ne ya, ne empati kuracağım, hiç uğraşamam diyenlerden misiniz? Ya da böyle diyenler var mı bilmiyorum. Empati kurmak ya da hiç öyle düşündüğünüz, hani acaba kuruyor muyum? Acaba ben empati konusunda nasılım diye bir soru sordunuz mu kendinize? Ya da sormayı düşünür müsünüz? Bunu yorumlarda benimle seve seve paylaşabilirsiniz. Çünkü ben seve seve gerçekten okuyor olacağım. Bunun yanı sıra da bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten ama gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum. Ve pazartesi bazen, yani bazen değişiyor ama cuma günleri 6'da %99 hiçbir şey olmazsa, çıkmazsa, istisnai durumlar video yayınlıyor oluyorum. Oradan da bildirimleri açarsanız zaten size bildirim gelecektir, haberiniz olur. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Çok minnettarım her birinize. Empatiyle kalın diyorum. Empati kurma duygusunu daha da geliştirerek kalın diyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Ay sabah yoga yaptım, her yerim terledi. Ay ne terlemiş, her yerim esnedi. O yüzden biraz acıyor. Kendi kendime konuşuyorum ya, muhteşem. Bu arada hızlı mı konuştum ya? Sonradan geliyor.